ediyorum. Şimdi bir Kudüs'e gidelim. Sözcü Televizyonu Dış Haberler Müdürü Burak Tatari bizi bekliyor orada. İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. Burak detayları senden alalım. Bu akşam ateşkes çıkabilir diyorduk. Ne haber vereceksin bize rehine takası ile ilgili biraz da detay rica edelim. Tabii ki İpek Özbey aslında beklenen oldu. Böyle bir beklenti vardı dünya kamuoyunda. Ee, Beyaz Saray'dan, Joe Biden'dan yapılan açıklamalar, Katar tarafından, Hamas'tan yapılan açıklamalar ve son olarak Başbakan Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu da çok yakın olunduğunu söylemişti. O pürüzler giderilmişe benziyor. Üst üste üç toplantıya girdi Başbakan Netanyahu. Önce savaş kabinesi, daha sonra güvenlik kabinesi ve son olarak bakanlar kuruluyla bir araya geldi. Burada önemli bir noktayı belirtmek lazım. Netanyahu'nun şu güne kadar İsrail'de kurulan en sağcı hükümeti yönettiği söylene geliyor. Burada da iki isim öne çıkıyor. Aşırı sağcı iki bakan, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Güvir ve Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Smotrich. Bu iki isim de bu toplantı öncesinde olası bir rehine takası veya ateşkese karşı olduklarını bunun İsrail'e zararları olabileceğini açıklamıştı. Belli ki bu toplantıda Netanyahu onları ikna etmiş. Netanyahu hemen açıklamayı yaptı. Dedi ki kademeli olarak esirler bırakılacak. Tüm detayları vermedi ama önceden tahmin ettiğimiz üzere 50'ye yakın İsrail'li rehinenin bırakılabileceğini tahmin ediyoruz. Kademeli olarak da bunların günde 12-13 rehine bırakılması yönünde olduğunu biliyorduk. Yine bu toplantı öncesinde yapılan açıklamada e, Mossad gibi, Şinbet gibi istihbarat kurumlarının ve İsrail ordusunun da e, bu ateşkese gönüllü olduklarını e, biliyorduk. Netanyahu da bunu doğruladı. Tüm güvenlik kurumları da bu ateşkesi onaylıyor dedi. Ancak bunun e, savaşın sonu anlamına gelmediğini de söyledi Başbakan Netanyahu. Bu ateşkesle birlikte ordunun da tekrar toparlanmaya zamanı olacağını ve Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla şimdi önümüzde bir takvim olacak. Bu takvimde ateşkes yapılacak. Büyük ihtimalle Gazze'ye yakıt, gıda, ilaç girişi olacak aynı beş zamanda gün, da beş iki tarafta olardı. da rehinelerin serbest bırakılma süreci olacak. Hem İsrail'deki 5 gün idi e, beklenti. Dört gün veya beş gündü bu ateşkes beklentisi. Dört veya beş gün boyunca e, Gazze'den nefes alacak diyelim. Yakıt girecek, gıda ve ilaç yardımları girebilecek Gazze'ye. Bunun karşılığında da hem İsrail cezaevlerinde bulunan e, çoğunluğu kadın ve çocuk olan mahkumların bir kısmını bırakacak ve e, Hamas'ta elindeki İsrailli rehinelerin özellikle kadın ve çocukları bırakması bekleniyor. Kuşkusuz savaşın 6. haftasında bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız. Aslında dünya kamuoyunun, özellikle de halkların beklentisi savaşın sona ermesi. Ancak bu bile bir adım herhalde insani aralardan bahsediyor ve Netanyahu tüm baskılara rağmen o ateşkes kararına direndiğini söylüyordu ama sonunda razı geldi böyle görünüyor. İlk yayında da söylemiştik aslında hem ABD başta olmak üzere dış baskılar Netanyahu'yu ateşkesi zorlamış görünüyor. Hem de içerideki baskılar rehine yakınlarının etkili kampanyası ve iç kamuoyunda Netanyahu'ya giderek azalan destek özellikle rehineler konusunda başarısız bulunduğu için Netanyahu'yu ateşkese razı etmişe benziyor İpek Özbey. Teşekkür ederim Burak.